Merhaba, yeni bir konuyla karşınızdayız. Bakalım e, videomuz nasıl işleyecek, akış nasıl olacak? Öncelikle akış hakkında bilgi verelim. E, i̇çerik olarak e, ne yapmaya karar verdik? Birbirimize karşılıklı sorular soracağız. E, ama öncesinde bu soruları hazırladık biz. Gayet e, doğaçlama sorular hazırladık. E, ve soruları her şeyden olacak şekilde ayarladık. E, bir sen, bir ben sorarım istersen. Öyle yapalım mı? Öyleyse Yiğit Berkay ile başlayalım sohbetimize bakalım nasıl gelişecek. Hemen ilk sorum geliyor. Ee, basit bir soruyla başlayacağım. Teknolojiyi seviyor musun? Evet seviyorum. Teknoloji deyince aklında canlanan şeyler var mı? Teknoloji... Mesela akıllı telefonlar seni heyecanlandırıyor mu veya tabletler diyelim? Teknoloji deyince daha çok yeni nesil, yeni nesil kuşağı aklıma geliyor. Bizler teknolojiyle çok alakalıyız, çok alakamız var. Gerçekten teknolojinin olmasının kötü yanları ve iyi yanları da var. Evet. Yani fazla kapılmamak lazım. Diyorsun. Evet. Peki, teknolojinin her türlüsü güzel aslında, değil mi? E, kötü amaçlı kullanmadığımız sürece diyoruz. Peki evet. harikasın. O zaman ikinci soru senden gelsin. E, şimdi biz ajandaya aldığımız notları birbirimize sırayla soracağız demiştik. Ben aslında 8-10 tane soru yazdım ama ben liseden 5. soruyu yazdım. Bakalım Yiğit Berke'nin sorusu gelsin. Türk olmasaydın hangi ülkenin vatandaşı olmak isterdin? Aklıma Fransa geliyor. Daha önce de ben bu soruya Fransa demiştim. Fransa vatandaşı olmak isterdim. Sanki orada e, hatta cevaplayışım bile aynı olacak. E, böyle hep tarih dersi okurken reform ve rönesans hareketleri diye bir konu vardı hatırlarsanız. Sanayi inkılabı, Sanayi Devrim isimli bir konu vardı. Orada sanki böyle yenilikler orada başlamış. Medeniyet orada başlamış. Çağdaşlık, büyük bilim insanları, Michelangelo, mesela büyük ressamlar, bazı tabular orada yıkılmış. Fransa bana kültürün simgesi gibi ya da medeniyetin simgesi gibi geldi. Daha o yıllarda. Hep aklıma Fransa geliyor. Bu soruyu Fransa olarak cevaplandırmak istiyorum. Sıra bende mi? Evet. Sıra bende. Benim sorum gelsin. Hemen sayfamı çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım Yiğit Berke'den neler çıkacak? Evet, sana doğaçlama bir soru sormak istiyorum yine ama şuraya not aldım kısa. 90'lar akımı diye bir şey var, 90'lı yıllar diye. 90'lı yıllar deyince aklına ne geliyor veya aklına gelen üç şeyi söylemeni istiyorum. 90'lı yıllar deyince Mesela 90'lar pop bile ünlüdür 90'larda. Bir takım ünlüler geliyor. Evet. Mesela Yonca Evcimik. Harika. Tarkan. Evet. Sonra Sezen Aksu falan geliyor 90'lar. Peki tüm bunların dışında aklına 90'larla ilgili bir şey geliyor mu ilginç gelen? Bizlerin anlattığı veya internet sosyal medya ortamında gördüğün veya ailenin sana anlattığı bir şey 90'lardan kalma. 90'larda Böyle ünlülerin, kliplerinin olması gerçekten şaşırtıcı. Yani güzel düşünülmüş. İlginç şeyler evet. var diyorsun değil mi? Günümüzün İlginç. şeyine hazırlık olmuş gençlerine. Evet. Peki. Yani teknolojinin geliştiği o zamanlardan belliymiş. Evet. Ve orada şeyi biliyor musun? Ee, 90'lı yıllar, Türkiye'nin yaşadığı en güzel yıllar. Bu konuda herkes hemfikir. Hiç böyle bir 90'lardan kalma YouTube videosunun yorumlarına baktın mı? Orada genelde şu yazar hep e, çok güzel yıllar oldu yazar 90'lı yılların ki bu doğrudur. E, o yıllarda karantina, deprem, e, böyle şehit olayları veya siyasi olaylar çok gündemde değildi veya belki gündemdeydi ama bize yansıtılmıyordu. E, 90'lı yıllar gerçekten güzeldi ve ekonomi de bu şekilde değildi gerçekten iyiydi yani bu demek istediğimiz bu aslında. Sıradaki soru senden gelsin madem 90'lı yıllardan geçtik. Ben de bir 90'lı yılları ilgili bir şey yapmıştım. Hmm, bakalım neymiş? Yani hangi yılları daha çok sev, sevdin? 2000'li, 90'lı, 80'li. Kesinlikle. Ben 90'lı yıllar taraftarıyım. Özellikle 90 ile başlayan rakamlar. Zaten hatırladığım ilk yılbaşı 88. Kendimi bildiğim belki 88 e, rakamlarını gördüm. Yılbaşı kavramını ben 88 yıllara tanıdım. 90 Hatta 2000'lere kadar her şey sanki daha da güzeldi, çok güzeldi. E, 2000'lerden sonra böyle bir şeyler tat vermemeye başladı gibi geliyor bana hep. Anlamını kavrayamıyorum ama ben bunu hep 90'lı yıllara yoruyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Peki, sorularımızı ve cevaplarını kısa tutmaya çalışıyoruz. Çünkü video içeriğini çok uzatmamak istiyoruz, doğru mu? Evet. Evet. Senin derslerin çok iyi ama derslerle ilgili bir şey sormak istemiyorum sana çok. Çünkü okul ve ders sorularına zaten sürekli gün içerisinde yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Tarihle ilgili üç şeyden bahseder misin? Bu üç isim de olabilir, üç olay da olabilir. Başka bir şey de olabilir, film adı da olabilir. Yani bunu sana bırakıyorum. Tarih deyince ilk önce padişahlar ve onların yaptığı olaylar geliyor. Çok güzel. Eski 6. 5. 7. sınıftan kalma bir giderim geliyor. Evet. Mesela bana sorsalardı bu soruyu ben Fatih Sultan Mehmet derdim 1453. Direkt onu derdim bir numara onu koyardım. İşte evet. vezirler, padişahlar ben de derdim aynen. Mesela aklıma bu geldi. Bu yüzden ben bu soruyu yazmıştım. Ee, peki... Yeni bir soru soracak mısın bana? Yoksa? Sorayım. Tamam. Sıra sende öylese. Ee, dediğimiz gibi sorular ve cevaplar kısa olacaktı. Evet, başlıyoruz. Ne tarz evler seversin? Tahtadan yapılmış, hmm. kerpiç, beton. Böyle bir hobim var mı evet karşı? Aslında evet. Ne tarz evler severim? Bu soruyu sorduğun anda kafamda kurdum. Aslında böyle İki katlı evleri daha çok seviyorum. Bir giriş katı olsun, bir de bir üst katı olsun. Ee, çok çok katlı evleri sevmiyorum aslında ben. Ve önü toprak dolu olsun, bahçesi olsun yani. Ee, şöyle tahtadan da olabilir, kerpiçten de olabilir ama iç dizaynı güzel olsun isterim. Birazcık güvenli olsun. Çünkü şöyle mesela bazı köy evleri var. Ee, duvarlarında böyle ne diyelim delikler var. Mesela deliklerden böcekler çıkıyor, örümcekler fışkırıyor. Böyle bir ev değil de doğayla iç içe ama çok korunaklı, sağlam, tehlikelerden arınmış. Yani böceklerin rahat giremeyeceği. Ama dış dünyaya açıldığınızda, kapı açıldığında e, suların aktığı, e, işte bahçesinde domateslerin, maydanozların olduğu, e, hemen birkaç metre ötede tavukların ee, işte güvercinlerin, ördeklerin olduğu, ineklerin olduğu bir doğa ortamı çok isterdim. Bir evim olsun isterdim. Masallı... Gelecekte yaşamak istediğim hayalim gibi bir şey aslında. Aslında bu masallardaki evleri çok beğendim. Masallardaki evlere, öyle diyelim kısaca, masallardaki evler gibi evler diyelim. Doğru. Soru sırası bende mi? Peki. Evet. Güzel bir soruydu ama böyle içim açıldı bunu anlatırken. Biliyor musun? İç açan sorular diyelim aslında. Peki bakalım benim sorularım senin içini açacak mı, hüzü karartacak mı bilmiyorum. <laughs> Soruları öyle karambole bulduk inanın. Hmm, Şimdi yoksulluk ve fakirlik deyince aklına ne geliyor? Ve zıttı olan zenginlik deyince aklına ne geliyor? Bunu bize tanımlamaya çalış. Ya da birkaç kelimeyle birkaç cümleyle anlat. Yoksullukla fakirlik aslında bir dengenin uyuşmazlığıdır. Çok zengin olan bir ülkede fakir az olur. Fakirin çok olduğu ülkede zengin az olur. Bu dengeyi korumamız lazım. Peki. Herkesin eşit bir şekilde dengeli olması lazım gelir olarak. Peki ben şöyle demek istedim aslında. Sen çok güzel tanımladın ama yoksulluktan bana bahset. Mesela ben bana yoksulluğu sorsalar ben şöyle derdim. Aç kalmak, ekmeğin olmaması derdim veya yırtık pırtık elbiseler derdim. Yoksulluk deyince kafanda canlanan kavramlar, o bitince zenginlik deyince kafanda canlanan kavramlar. Yoksulluk Kelime anlamına baktığımızda yok olmak. Yani bir şeyin yok olması. Evet. Bu elbise olabilir. Aslında her şey bir yoksulluktur. Ekmeğin olmaması vesaire. Evet. Zenginlik ise hem maddi ya da manevi açıdan zengin olmak. Hı hı. Yani refah seviyesi daha fazla olan denir Zengin kişiler. Evet. Mesela zenginlikten de şöyle bir şey beklerdim aslında senden ama gelmedi. Zenginlik deyince benim aklıma yat geliyor mesela. Mesela ne yapıyorsun? Tatil beldesine gidiyorsun. Sen bisikletinle gidiyorsun ama adam orada yatına biniyor. Böyle yatıyla açılıyor. O yat ona ait. Sanki denizde bir evi varmış gibi. Yani yat denizde evin var. Açıl açılabildiğin kadar. Bildiğin. Bence acayip bir şey bu. Ya da tamam çok paranın olması, arabanın olması, doğal, evet büyük evlerin olması ama abi sanki yatın varsa daha çok zenginsin. ...gibi bir şey oluştu bende. Ama ben hayalperest değilim yani. Ben hayallere inanmıyorum. Yani hayal ben hayal kurmadım ama. Gerçekte var olan şeyler bunlar. Hayal miydi sence bu? Yani. Şimdi hayal gibi... tamam. Sen şöyle demek istedin. Anladım. Zenginliği hayal etmek. O değil. Ben sadece tanımlamanı istedim. Gerçekte var olan şeylerle bağdaştırmanı istedim. Yani... Sen zenginliği tanımladın. Ama doğru. Asıl yanlış bir şey yapmadın. Tanımladın benim aklıma gelen kavramlar. Zenginlik deyince yatı katı olan bir insan. Ya da yatının olması gibi. Neyse fazla uzatmayalım. Peki senin sorun gelsin. Fizik deyince aklına gelen ilk şey ne? Fizik deyince aklıma gelen... Beden eğitimi yoksa bir ders olarak mı? Aslında sen ilk sorunca aklıma fizik dersi geldi. Fizikteki kavramları düşündüm. Kaldıraçlar, kuvvetler, sarkaçlar. Fizik dersi geldi. Ama şimdi beden eğitimi deyince de beden geldi aklıma insan fiziği, insan bedeni. Şu anda hepsi geldi aslında. Ama şey ilk aklıma ders geldi. Fizik dersi. Sanırım e, sürekli eğitim dünyası içinde olman bana bunu hatırlattı. İnsan bedeni veya hayvan bedeni, iskeleti sonradan geldi. Açıkça itiraf ediyorum. Evet. Galiba bence bu soruyu uzatmayalım. E, sonra benim sorum gelsin. Olur mu? Olur. Çünkü asıl konuşulacak çok şey var. Ama önemli olan daha kısa ve cevaplamak. Sana bazı isimler sayacağım. Onlar sende ne çağrıştırıyor? Mesela şimdi önce üç isim sayacağım. Ee, Sokrates, Aristo, Platon. Sende neyi çağrıştırıyor? Ben de daha çok düşünce yapısını, felsefe evet. tarzında şeyler çağrıştırıyor. Çok güzel. Aradığım cevap da bu. Peki. Tekrar üç kişi soracağım. Tolstoy, Dostoyevski ve Maxim Gorki. Burada Dostoyevski ve Tolstoy'u biliyorum. Maxim Gorki'yi sanki ilk dönmüş gibi ama bir yerden de duydum. Kitabını evet. bilmiyorum ama kitabı varsa, kitapları varsa. Evet. Ama ismini duydum. Peki sence bu kişiler ne ile ünlü? Ve bunların şeyi aynı aslında tarzı. Yazarlık, edebiyat. Yazarlık ve edebiyat. Sence bunlar hangi ülkenin yazarları? Rusya mı? Rusya bravo harikasın. Senin sana genel kültür soruları sordum ve bunu bilmen çok hoşuma gitti. Bu üç de Rus yazardı. Ee, çok sevindim bunu bilmene. Dostoyevski Rus olarak biliyorum. Peki sana üç isimden daha bahsedeceğim. Bahsedeceğim üç isim. Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve kim diyelim? Seden Gürel. Aklına geldi. Hiçbir Şarkıcıya şey mi? Da mı? <laughs> Tam bir cevap istiyorum. Net bir cevap. Biraz Üçünün türü aynı. Ferda... Ferda, Anıl Yarkın, Hakan Peker, Seden Gürel. Aklıma şiirle şarkı yazıcısı geldi. Ama daha çok sanki şiir yazıyorlar. Şarkı. Şiir yazıyorlar dedin. Üçü de 90'lar pop şarkıcısıydı. Burada ben senin genel kültürünü deniyorum aslında. Peki sana üç isim daha soralım. Bu isimleri daha önce hiç duydun mu? Gibisinden soralım. Turgut Özal, Yıldırım Akbulut e, ve Hasan Mezarcı. daha önce Özal, duydun bu isimleri. Harikasın, siyasi. bravo. Yani siyasi, yani. Eski cumhurbaşkanı, doğru. Efsime. Şey, bunları tarzı birbirine yakın. Diğer isimleri duymadın sanırım biliyorum sadece. Sadece o kadar değil mi? Tamam, harikasın. Ee, amacım buydu zaten, amacıma ulaştım. Teşekkürler, harikasın. Sen de bana günümüzden sorular sorabilirsin. Ben sana kendi zamanımdan sorular sordum. Sen de bana günümüzden sorular sorabilirdin aslında. Benim daha çok böyle sanki sürekli sorulmuş bir soruymuş gibi olabilir. Yani klasik bir soru gibi ama bu soru da güzel bence. Kendini hangi yaşlarda mutlu hissettin? Hmm. Kendimi en mutlu hissettiğim yaşlar... Bence 18 ile 25 yaş arası yaşlarda. O yaşlarda ben çok mutluydum. Neden mutluydum? Çünkü üniversiteye gidiyordum. Ee, özgürlüğü yakalamıştım çünkü çocukluktan çıkıp. Ee, sorumluluğum yoktu. Sürekli bir işe gidip gelmiyordum. Ee, hep abimin, babamın bana verdiği, annemin bana verdiği harçlıkları yemekle meşguldüm. En sevdiğim yaşlar o. Ve hiç olmadığım kadar güçlü bir bedene sahiptim. İyi bir yüze e, şu anda da belki iyiyim ama o yıllar sanki daha iyiydim. Daha güzeldi her şey. Çünkü neden sorumluluk yoktu? Kafa daha boştu. Daha eğlence dolusun, daha gençti daha ışıl ışılsın. Şarkılar daha güzel, her şey daha güzeldi o zaman. Bence herkesin 18 ve 25 yaşı güzeldir diye düşünüyorum. Peki o yıllar 90'lı yıllar mı yoksa 2000'li yıllar mı? Yani? Ha, benim 18 ve 25 yaş grubum e, 99 yani 2000 99 2005 arası işte Ortalama olarak Yani güzel şeylerin Son, e, kez, yaşandığı zamanlar. son kez yaşandığı zamanlar Ve 25'e doğru da Güzelliklerin böyle kaybolmaya başladığı zamanlar gibiydi Evet aynen öyle Yiğit Berke ee, Mesela ben Çok daha gençken senden biraz daha büyükken ama yine çok gençken yani 18 yaşından küçükken özellikle liseye giderken aşırı zeki olmak isterdim. E, Bu neden isterdim? Çünkü o dönem YKS'ye çalışıyordum. Yani o zaman adı ÖSS'ydi ya da ÖYS'ydi. YKS'ye çalışırken o kadar çok ders çalışıyordum ki çok zeki olmak istiyordum. Böyle ders çalıştığım her şeyi hemen anlamak istiyordum. Sonra böyle bazı Amerikan filmleri izledim. O filmlerde ee, ...en çok ilgimi çeken şey... ...bir insanın çok zeki olmasıydı. Ee, ve hep çok zeki olmak istedim. Hep bununla ilgili neler yapabilirim diye düşündüm. Ama aslında hiçbir şey yapamadım. Ama belki de bilmiyorum. Sahip olduğum zeka çok güzeldi. Belki kullanamadım. Bilmiyorum. Peki. Sana sorum geliyor. Ee, sen çok zeki bir çocuksun. Ee, çok zeki olmak deyince aklına ne geliyor... Kendini zeki buluyor musun? Daha da zeki olmak ister miydin? Çok zeki olsan neler yapabilirdin? Yani bu 4-5 sorudan aklına ne geliyorsa cevaplamak istediğin gibi serbest atış cevaplamanı istiyorum. Seni bu konuyla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Hatta ben bir reality show vardı eskiden adını hatırlamıyorum. Orada düşünce gücüyle birileri cam bardağı falan kırıyordu yani zekasıyla ve düşünme tarzıyla. Ona bile çok imrenip böyle öyle çalışmalar yaptığım bile oldu. Ama olmadı yani olmuyor. insanda olmayacak ya da belki teknikler yanlıştı. Zeka kavramı beni çok ilgimi çekiyor. Çok hayal kurduruyor bana. Yani kısaca zeka ile ilgili konuşmanı istiyorum. Zeka deyince aklıma insanın tüm kusurlarını yenmesi geliyor. Yani çok zeki olan bir insan her şeyi düşünmesi lazım. Bence. Ama evet. bunu düşünmek de baya bir zaman alır. Bunu edebiyatçılardan, yazarlardan, ressamlardan görebiliyoruz. Çok zeki olduklarını da anlayabiliyoruz zaten. Bu cümlenden şunu anladım. Zeka her yerde olabilir. Yani ressamda olabilir, bir resmin içinde olabilir. Bir kitabın içinde olabilir ya da matematiksel bir formülün içinde. Veya sosyal bir olay içinde zeka olabilir değil mi? Evet. evet. Ya da belki bir cinayette bile zeka olabilir. Doğru mu? Hani belki bu korkunç bir şey ama olabilir. Neden olmasın? Cinayet derken aklıma suç geldi. Evet. Banka soygunu. Hı hı. Bir film var Netflix'te. Evet. Orada profesör diye birisi var. Evet. O da film icabı tüm her şeyi hesaplamıştı böyle tüm Mesela evet değil mi? Tüm kusurları hesaplamıştı ona göre bir plan. İşte mı? çok zekice işte bu. Mesela Prison Break'te de eee Orada bir genç vardı, cezaevine girmek için vücudunun her yerine dövme yaptırıyordu. Mesela bu olaylar akışı bile çok zekice geliyordu, insanı heyecanlandırıyordu. Ee, mesela bugün günümüzün dizilerinde bile e, hep zekice laf çakmalar, zeki oyunlar, zekice entrikalar insanlara çok ilginç geliyor. Ee, mesela son dizilerin hepsinde bu var. Mesela zeka ile ilgili şeyler çok ilgi çekiyor. Bence mesela Ali Vefa filminin çok ilgi çekmesi yine zeka ile ilgili doktor olan Ali'nin yani Taner Ölmez'in başrolde oynadı. onun çok zeki olması hepimizin çok ilgisini çekti. Bence yönetmenler bence zeka kavramına eğilmeli. Mesela çok zeki bir karakter yaratmalı. Bu çok zeki karakter e, insanların e, olmak istedikleri ve hayal ettikleri şeyleri başarmalı bence. Bence o film çok ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Zeka ile ilgili bir şeyler yapılmalı. Evet. Çünkü çünkü şey de çok ilgi çekmişti. Matrix filmi. Biz insanların zekaya, zeka kavramına şeyi var, böyle zaafı var. Yani çünkü bakın benim de var. Matrix filmi çok ilgi çekti. Neden? Çünkü orada çok zekice şeyler oluyordu filmde. Hani insanın beynine bir program yükleniyor. Ya da bir e, şey diyordu, sanal bir dünya var, bir gerçek dünya. Sen bir bilgisayar programı gibi oluyorsun. Bir oyunun içine dalıyorsun. Ama oradaki her şey çok zekice. Zeki olmak la ilgili şeyler bence ilgimizi çekiyor diye düşünüyorum. Sanal dünya demişken bir soru sorabilir miyim? Evet. Günümüzde yani bugünlerde çok yaygınlaşan bir kelime var. Metaverse. Duydunuz mu? Ben Metaverse'ü aslında duydum ama çok içeriğini anlayamadım. Metaverse geleceğin yani yeni bir hayatın başlangıcı olarak görüyorlar Metaverse'ü. Görüyorlar. Ve Buna ünlü şirketler bir sürü yatırım yapıyor. Oradan arsa falan satın alıyor sanal olarak. Anladım. Bunu ben şeye benzettim. Farmville. Farmville gibi sanki. Oyun mu? Farmville diye Facebook oyunu vardı ya. Farmville. Çiftlik kuruyorsun. Facebook'ta. Çiftlik Çiftlik oyununa benzettim. Evet o tarz değil ama e, televizyonda izledim. Şimdi hatırladım. Gözümde canlandı. Hatta aklıma Farmville. Farmville'de şeyin var, çiftliğin var. E, işte ineklerin var, koyunların var, tarlaya ekiyorsun falan. O, o tarz bir şey. Onu sanal, daha sanal, daha animasyon tarzı, daha gerçeği. Evet. Anladım Metaverse ne demek. Belki ileride daha çok gelişecek. Çünkü evet. mesela ilk YouTube çıktığında da biz çok şey anlamamıştık. Instagram, Facebook. ilk çıktığında çok şey anlamamıştık. Bugün Snapchat ya da TikTok çok ön plana çıktı. Belki bunların modası sönecek. Çünkü eskiden Messenger vardı. Messenger bugün geçerliliğini yitirdi. Sanki böyle Facebook ee, ömrünü evet. tamamlıyor gibi. Evet. Instagram bir ara çok popüler oldu. Şu an TikTok çok popüler. En çok Bakalım. TikTok. Belki de ileride Metaverse popüler olacak. Mesela şu an Bitcoin çok popüler oldu. Eskiden çok popüler değildi. Tamam adı vardı ama. Ee, mesela eskiden Twitter çok popülerdi. Ama şu an normal bir platform. Bakalım hangi platformlarla karşılaşacağız. Ee, bir ara Camfrog diye bir uygulama vardı. Camfrog diye yazılıyordu. Camfrog. Camfrog bile bir ara çok popülerdi. Aklıma gelen, şu an geçmişe gitmek istiyorum neler vardı diye gibi gibi. Tekrar bakıyorum. Heh, o zaman bir soru daha sorayım. Diyelim ki sen LGS'yi kazandın ve çok iyi bir lise bu. Sınıfındaki herkes zeki ama herkes. Ee, hepsi sen gibi veya senden daha iyi. Bu senin için avantaj mı olurdu, dezavantaj mı? Yo, e, onları kıskanır mıydın? Ya da şöyle söyleyeyim. Çok zekilerin arasında ya gurur verici bir şey. Herkes çok zeki. da olurdu ama bir yandan da mutluluk duyardım. Vay be. Ben bunların arasındayım. Hepsi çok zeki. Öyleyse hayal edelim. Çaba Fen Lisesi'ndesin. İçine girdin. Herkes çok zeki. İşte, Nasıl bir duygu sence bu? O hangi duruma bağlı? Mesela, o hangi duruma bağlı? O, oradaki sınıfta en sonuncu olmak bile, sonuncu olmak bile o kadar büyük bir başarı. Gurur verici için... değil mi? <laughs> Buradaki liselerde birinci olmak kadar önemli gibi ha mesela. Gibi. Oranın en güçsüsü belki bu liseler buradaki liselerin en iyisi olabilir değil mi? Evet. Ama çok zekiler arasında olmak şey gibi değil mi? Hani var ya böyle bir kavram var sosyal medyada. Ha Şampiyonlar Ligi gibi bir şey ya da futbolda gibi. Düşünsene Çapa Fen Lisesi Şampiyonlar Ligi. Çok zekiler arasında olmak. Yani o hangi duruma bağlı. Kendini çok iyi hissettirdi bence. Doğru mu? Belki de çok kötü hissettirebilir. Belki de çok kötü hissettirebilir de evet olabilir. Dersler daha da zorlaşabilir mi? Evet. Ama ben olmak isterdim mesela. Ee, yani en iyiler kulübünde olmak isterdim. Ee, videomuzu burada sonlandıralım istersen. Evet. Ee, farklı konulara değinmeye çalıştık. Farklı yerlerden, farklı bakış açılarıyla... E, ...düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Ve kendimize birer anı eklemek istedik değil mi? Evet. Çünkü bizim Yiğit Berke ile... YouTube platformunda bayağı bir videomuz var. Yani onu geçkin benim bildiğim. Ve ben her video izlediğimde her geçmişe döndüğümde daha bir mutlu oluyorum. Diyorum ki iyi ki Yiğit Berkele videolar çekmişim. İyi ki iyi ki diyorum. Çünkü hem böylece Yiğit Berke'nin de e, büyüme sürecini görüyorum. Hem düşüncelerinin değişip değişmediğini, ses tonunun farklılaşmasını takip ediyorum. Hem de geçmişteki videolarımızda Acaba saçmalamış mıyız? Neleri saçmalamışız? Düşüncelerimiz nasılmış? Hangi aşamalardan geçmişiz? Fiziksel olarak mesela daha önceden zayıfmışım veya şişmanmışım e, gibi e, olayları ve etkinlikleri de gördüğüm için e, video çekmek, anı biriktirmek çok hoşuma gidiyor. E, hep yanımda olduğu için de Yiğit Berke'ye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Yiğit Berke. Sen de iyi ki varsın amca. Peki öyleyse videomuzu sonlandıralım. Buraya kadar bizi izleyen, bize destek olan, bize tahammül eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Belki bir başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.